Artistik buz pateni milli takım sporcusu İklim Şen Tunalı, buz tutan Çıldır Gölü üzerinde sergilediği performansla tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakmıştı. Bu genç ve başarılı sporcu yayın konuğumuz şimdi İklim Şen Tunalı yayınımızda. Hoş geldiniz İklim Hanım. Hoş buldum. Efendim şimdi öncelikle binlerce kez paylaşılan performansınızla başlamak istiyorum. Gerçekten çok da güzeldi. Biz de beğenerek izledik. Nasıl ortaya çıktı bu fikir? Çok teşekkürler öncelikle. Benim her zaman bir hayalimdi bir doğal ortamda buz patenini yapmak. Bunu en iyi şekilde Çıldır Gölü'nde yapabileceğimizi öğrendik. En güvenli orasıydı. Biz de bunu öğrendiğimiz gibi yola çıktık. Şimdi çok güzel. Peki neden Çıldır Gölü? En güvenli orası olacak diye. Süper. Şimdi bir de doğal ortamı çok güzel Çıldır Gölü'nün. Yani etraf çok müsait. Çok güzeldi. En güzel orada olurdu bence. Çok güzel. Peki hiç endişe etmediniz mi burada performans sergilemekten? Hiçbir tehlikesi yok muydu? Bütün güvenlik önlemlerimizi aldık. Buz kalınlığı zaten 25-30 santim kadar donmuştu. O yüzden tek bir riski yoktu. Süper. Şimdi ben çok merak ediyorum. Elbiseniz çok güzeldi bu arada. Harika görünüyordu ama Çıldır Gölü'nden bahsediyoruz. Çok soğuk. Üşümediniz mi? Nasıl geçti o gün? Doğrusu çok üşüdüm. Rüzgar çok büyük bir etmen bizim için. Çok soğuktu ama kaydıkça da ısındım biraz. Süper. Şimdi zemine de değinmek istiyorum. Şimdi normalde siz profesyonel zeminlerde bir gösteri düzenliyorsunuz. Çıldır Gölü'nün zemini nasıldı? Müsait miydi? Zeminim müsaitti ama aynı zamanda müsait değildi gibi de bir şey. Çok ortadaydı. Yani istediğim her hareketi yapamadım ama çoğunu da yaptım. Çok güzel bir hayaldi dediniz. Şimdi o günü bize biraz anlatabilir misiniz? Nasıl yaşandı bu harika görüntü? Nasıl ortaya çıktı? Biz arkadaşımla Çıldır Gölü'ne gittik. Maalesef birazcık geç kalmışız. Çok buzun üstü karlıydı. O yüzden oradaki balıkçılardan bir yardım istedik bir buz kazımak için. Kendimize küçük bir bölge açtık. Ama daha sonra ileriye gittiğimizde daha büyük bir bölgenin zaten buz şeklinde kaldığını fark ettik. Biz de oraya taşıdık eşyalarımızı. Orada videolarımızı çekmeye başladık. Çok güzel. Şimdi biraz da bu sporun Türkiye'deki durumuna ilişkin konuşmak istiyorum. Siz nasıl başladınız? Kim yönlendirdi? Çocukların bu sporla tanıştırmak isteyenler var elbette. Ne öneriyorsunuz siz? Ben 4 yaşımda başladım. Ablam sayesinde başladım. Ailem bizi çok fazla bir spora yönlendirmek istiyordu. Bu buz pateni olmuş. Ben çok küçüktüm, hatırlamıyorum bile. Ablamı gördükçe ben de istemiştim. O şekilde başladım. Şu an ilgi çok güzel. Özellikle küçükler için, aileler için çok fazla destekliyorlar. Gelen çok fazla küçük sporcumuz var. Çok güzel. Şimdi elbette bu başarıya ulaşmak için çok da çalışmak gerekiyor. Temponuz yoğun mu? Çok yoğun. Haftanın 6 günü her gün antrenmanlarımız oluyor. Peki hazırlandığınız bir yarışma falan var mı şu anda hemen akabinde sizi bekleyen bir yarışma? Ben yurt dışından yeni döndüm. Bu sezonu kendi sporculuğum için kapattım. O yüzden diğer sezon için bekliyorum. Çok güzel. Şimdi bu videoyu siz sosyal medya hesabınızda mı paylaştınız? Evet, ilk başta sosyal medya hesabımda paylaştım. Peki bu kadar yoğun bir tepkinin geleceğini bekliyor muydunuz? Hiç beklemiyordum. Çok güzel tepkiler aldım ve bu kadar büyük yoğun bir ilginin olacağını gerçekten hiç beklemiyordum. Peki nasıl oldu sabah uyandığınızda birden böyle like'lar falan mı oldu? İlk attığımda aslında her şey normaldi. Yaklaşık 2 hafta sonra ilgi bir anda çoğalmaya başladı. Yani orada 2 haftalık bir süreç var. Çok güzel. Şimdi 19 yaşındayım dediniz. Çok da gençsiniz. Bundan sonrası için bir hayaliniz var mı? Çıldır Gölü'nden sonra. Daha geçen hafta yeni bir projeye imza attık. Onun da yayınlanmasını bekliyoruz. Onun dışında tabii ki çok büyük yarışma hayallerim var. Ama bu projeden sonra da artık en büyük hayalim Türkiye'de yapabileceğim her doğal ortamda bu işi yapmak istiyorum. Çok güzel. Biz gerçekten izlemekten keyif aldık. Şimdi müsait misiniz? Bize de bir performans sergileyebilir misiniz? Şu hünerlerinizi. Müsait. Bir de CNN Türk ekranlarından görelim. Tabii ki. Thank you.
Çok çok teşekkür ediyoruz İklim Şen Tunalı'ya. Harika bir performanstı. İklim başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim.